Dostlarım, Osmanlı duraklama döneminden bir tane sorunuz gelecek. Yani ÖSYM buradan sadece bir tane soru getirecek. Çok uzun sürecek bir ünite değil zaten. 2-3 saatlik bir ders süresi içerisinde 3 ya da 4 saatte bitiririm muhtemelen. Beraber toparlarız. Eksik misin? Anlamadım neyi kastettiğini Fatma. Kültür medeniyeti izledim. Aynen, yok eksiğin yok hocam. Kültür medeniyeti tam bitirdik, duraklamaya başlıyoruz. Dostlarım, duraklama dönemi dediğimiz 17. yüzyıl Osmanlı siyasi tarihi. ÖSYM duraklama kelimesini de kullanıyor, 17. yüzyıl kelimesini de kullanıyor. Bir de Milli Eğitim kitaplarında duraklama döneminin yeni bir adı var. ÖSYM bunu kullanmıyor aslında. Ama ne olur ne olmaz diyerekten ben size bu ismini de söyleyeceğim. Duraklama döneminin yeni ismi arayış yıllarıdır. Hadi onda bir yazın bakalım. Arayış yılları diye hemen buraya bir ekledik. Evet, şimdi duraklama dönemi yükselmenin bitmesiyle beraber yani Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle başlayacak 1699 Karlofça Anlaşması'na kadar geçen sürece biz duraklama dönemi adını vereceğiz. Peki neden? Ne oldu da her şey yolunda gidiyorken, hazine ağzına kadar doluyken, ekonomik anlamda güçlüyken yani, siyasi olarak iyiyken, savaşları kazanıyorken ne oldu da Osmanlı Devleti bir anda duraklama dönemine girdi ve her şey kötüye gitmeye başladı? İşte ÖSYM birinci olarak bize bunu soruyor. Biz bu soruya iki tane cevap vereceğiz. Önce duraklamanın iç nedenleri diyeceğiz. İmparatorluğun kendi içerisinde yaşayıp bizi etkileyen yozlaşmaları öğreneceğiz. Daha sonrasında duraklamanın dış nedenleri diyeceğiz. Avrupa'da yaşanıp Osmanlı'yı etkileyen olaylardan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir temizleyelim. Bakın duraklamanın iç nedenleri aslında dört madde. Merkezi otoritenin bozulması, ordunun bozulması, ekonominin bozulması ve son olarak eğitim sisteminin bozulması. Eskiden sorular sadece bu dört madde üzerinden geliyordu. Tabii yine böyle de sorabilir. Yani hangisi duraklamanın iç nedenlerinden biridir, değildir? Bu dört maddeyi önünüze koyar. Bir de artık şöyle yapıyor ÖSYM, yorum sorusu soruyor. Diyor ki, işte duraklamanın iç nedenlerinden biri ordu teşkilatının bozulmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi ordunun bozulduğuna kanıt olarak gösterilebilir gibi daha böyle yorumsal sorular soruyor. Ben o yüzden her bir nedenin altına bazı yorumlar yazdım ki bunlar çıkmış sorulara göre yazıldı. Şimdi birlikte beraber bunları değerlendireceğiz. Bakalım neler olmuş. Hadi başlayalım. Şimdi birincisi merkezi yönetimin yani merkezi otoritenin bozulması yani hükümdarın güç kaybetmesi. Peki ne oldu da merkezi otorite bozuldu? Bak birinci etken hükümdarların ordunun başında sefere gitmeyi terk etmesi. Bu hükümdarın itibar kaybetmesine neden olacak. O yüzden devlet adamları çok da hükümdarı takmayacaklar. Şimdi bana hatırlatır mısınız? Ordunun başında savaşa gitmeyi terk eden ilk kimdi? Hatırlat onu bana. İlk defa ordunun başına gitmeyi terk eden, eski notumu çıkarmışım bunlar, bende yazmıyor olabilir. Hangi Selim Fatma? Selim doğru ama hangi Selim'di? Çok güzel. İkinci Selim dostlarım. Hatırlayın Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra ordunun başında sefere gitme geleneğini terk ediyordu. Bunun dışında bak sancak sisteminin kaldırılması. Sancak sisteminin kaldırılmasıyla beraber tecrübesiz kişiler tahta çıkmaya başlayacak. Şimdi düşünsene bak tecrübesiz bir adam tahta çıkarsa bu gücünü nasıl etkiler? Ben devlet yönetimiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum ve tahttayım. Kimden yardım alacağım? Devlet adamlarından. Devlet adamlarından sürekli akıl al, akıl al. Adam beni yanlış yönlendirir, kendi çıkarlarına göre yönlendirir. Yani bu benim güç kaybettiğimi ve devlet adamlarının daha da güçlenmeye başladığını bir kanıtı olur. Peki söyle bakalım bana. Sancak sistemini ilk defa kaldıran kimdi? Evet, sancak sisteminin kaldırılması. Aynen 86. sayfa bende de. 85 ya da 86'dır. Sancak sisteminin kaldırılması. Allah canınızı almasın. Hemen cevap verin. Dostlar sancak sistemini kaldıran 3. Mehmet idi. Hatta oğlu 1. Ahmet sancağa çıkmadan tahta çıkan ilk hükümdarımızdı hatırlıyorsunuz. Bunun dışında ilmiye ve askeriyenin devlet yönetimine katılması. Şimdi bak hatırla Osmanlı'da ilmiye, seyfiye, kalemiye 3 parçaya ayırmıştık devleti yönetenleri. İlmiye sınıfı normalde ne iş yapar? Eğitim, adalet ve ilimden sorumlu. Ama burada siyasete bulaşacaklar. Aynı şekilde asker sadece askerdir, savaşması gerekir ama siyasetle uğraşacaklar. Bir de valide sultanlar. Valide sultanlar dediğimiz hükümdarın annesi. Dostlar bu dönemde küçük yaşta hükümdarlar tahta çıkmaya başlayacak.
Bundan dolayı da anneleri devlet yönetiminde etkili olmaya başlıyor. Bu da yine merkezi otoritenin bozulduğunu, hükümdarın güç kaybettiğini bize gösterir. Merkezi yönetim böyle. Geldik bir diğerine, ordu teşkilatının bozulması. Peki ordu ne oldu da bozuldu, onu konuşacağız. Şimdi bana söyler misiniz? Bir Türk vatandaşı, yani Osmanlı vatandaşı, Yeniçeri ocağına girebilir mi? Yeniçeri askeri olabilir mi? Yani Kapıkulu ocağına girebilir mi aslında bir Türk vatandaşı? Asla giremez. Hatırlat, Yeniçeri ocağının iki tane öğrenci kaynağı vardı. Bunlardan biri devşirme sistemi, diğeri de Pençik sistemiydi. Pençik savaş esirleri, değil mi? Beş esirden bir tanesini alıyordu. Devşirmede de Balkanlardan, bak gayrimüslimlerin yaşadığı yerden, yani Türk değiller, her 40 aileden bir tanesinin çocuğunu alıp getiriyorduk ve Kapıkulu Ocağı'nda askeri eğitimini verip Yeniçeri Ocağı'na dahil ediyorduk. Ama bu dönemde şöyle bir olay yaşanıyor. Siz bu olayın 3. Murat döneminde yaşandığını bileceksiniz dostlarım, bu önemli. Dostlar, 3. Murat'ın çocuklarının sünnet düğünü yapılırken saray hokkabazları 3. Murat'ı çok eğlendirdiler. Adam o kadar eğlendi ki, ya dedi 10 numarasınız, çok güldürdünüz beni. Ben dedi size ekstra bir maaş daha vermek istiyorum. Sonra bu adamlara nereden maaş verebilirim diye düşünürken aklına Yeniçeri Ocağı geldi. Dedi ki gidin Yeniçeri Ocağı'na kaydolun. 3 ayda bir Yeniçeri Ocağı'ndan ulufe maaşı alırsınız. Bak, adamların hiçbir şekilde askerlikle alakası yok. Devşirme değiller, askeri eğitim almamışlar. Sadece maaş almak için burayı kullanacaklar. Hani bu günümüzdeki bankamatik memurları diye bir kavram var ya, şu belediyelerdeki memurlar hiç işe gitmiyorlar ama sadece maaş alıyorlar. Aynı onlar gibi oluyor. Böylece 3. Murat kapıyı açtı, devşirme sistemini bozdu. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bundan sonraki devlet adamları ve hükümdarlar hangi tanıdıklarına torpil yapmak isterlerse, devlet memuru yapmak isterlerse hepsini Yeniçeri Ocağı'na aldılar. Bu dönemde Yeniçeri Ocağı'nın asker sayısı 40 bini buldu. Müthiş bir rakamdır o dönemler için. Ve 40 bin kişiden gerçek anlamda Yeniçeri askeri olanların sayısı dostlarım 15-16 bindi. Düşünsenize, torpilli olanlar gerçek asker sayısını ikiye katlamışlar neredeyse. O kadar çok fazla. Böylece hem devşirme sistemi hem de Yeniçeri Ocağı patladı arkadaşlar. Bunun dışında ÖSYM'nin en çok kullandığı cümle şu cümle. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi bak, Yeniçeri Ocağı'nda şöyle bir anlayış vardı. Ocak devlet içindir. Yani asıl olan devlettir. Biz devletin kurumlarından bir tanesiyiz. Ama adamlar 17. yüzyılda bu anlayışlarını devlet ocak içindir şeklinde değiştirdiler. Yani artık şunu söylüyorlar. Asıl olan Yeniçeri Ocağı'dır. Devlet Yeniçeri Ocağı'nın bir kurumudur. Kendilerini devletten daha üstün görmeye başlayacaklar. Hatta bu dönemde Yeniçeriler padişah değiştirmeye kalkıyorlar. Çünkü adam kendini daha üstün görüyor. Yani sen bana layık bir padişah değilsin mantığıyla sürekli isyan edecekler, bahsedeceğiz. Bunun dışında Yeniçerilerin farklı işlerle uğraşması. Yani şu torpilli olanlar. Adam Yeniçeri Ocağı'na kaydolmuş. Sözüm ona asker. Hiçbir askeri eğitim almıyor. Sadece maaş almaya gidiyor 3 ayda bir. Aynı zamanda İstanbul'da dükkan açmış. Adam ne bileyim kahve açmış, manufaktura şu bu bir şeyler yapıyor. Böylece askerlikle hiç alakası olmuyor. Savaşa çağırdığın zaman da tabii ki gelmiyorlar. Ve tımar sistemi. Şimdi bak, tımar sisteminin bozulması çok yönlüdür. Yani tımar ekonomiyi de etkiler. Ben askeri yönünden bahsedeceğim. Bana hatırlatır mısınız? Biz tımar sisteminde hangi askerleri yetiştiriyorduk? Neydi onların isimleri? Tımar sisteminde yetişen askerlere bir isim vermiştik. Hadi bakalım. Çok güzel. Tımar sisteminde yetişen askerlere Cebelü adını vermiştik. Hatta bunların bir de komutanları vardı, tımarlı sipahiler. Hatırlıyorsunuz. Dostlar, tımar sistemi bozulursa Cebelü adı verilen askerleri yetiştiremem. Bakın, Osmanlı'nın iki tane önemli askeri birliği vardır. Biri Yeniçeriler başkentte, ikincisi Cebelü askerleri taşrada. İkisi de güçlüdür gerçekten de. Savaşlar bu ikisi sayesinde kazanılır. Ama bu dönemde ikisi de patladı. Cebeli askerleri de dağılıp gidecekler. Yeniçeriler de yozlaşacaklar. Bu da ordunun tamamen bozulduğunun bir göstergesi olacak. Devam edelim. Bunun dışında sayfayı biraz kaydıralım. Gelelim ekonominin bozulmasına. Şunu iyice kaydırmış olayım. Şimdi dostlar, ne oldu da ağzına kadar dolu olan o hazine patladı? Beraber bakalım. Birincisi, biraz önce bahsettik, tımar sistemi. Şimdi tımar sistemi bozulursa kimler etkilenir ekonomik anlamda? Bir, köylü etkilenir, değil mi? Çünkü köylü bu toprağı işleyerekten tarım yapıyor ve geçimini sağlıyor. İki, memurlar etkilenir. Çünkü memurlar buradan maaşlarını alıyorlardı, alamayacaklar.
Üçüncüsü de biz buradan aldığımız vergilerle Cebeli askerlerinin şurada bahsettiğimiz masraflarını karşılıyorduk. O da etkilenir. Yani toplumun büyük bir kesimi ekonomik anlamda bundan patlıyor. Bunun dışında savaşların uzun sürmesi veya kaybedilmesi. Şimdi o kadar çok para harcayıp savaşa gidiyorsunuz. Eğer kazanırsan, ganimetle geri dönersen açığı kapatıyorsun. Ama kaybedersen bütün harcadığın para çöp. Bir de bak bu dönemde o kadar uzun süre savaşıyorlar ki mesela Girit'ten bahsedeceğim. Girit kuşatması 24 yıl sürüyor. Deli gibi para harcadılar sırf Girit'i alacağız diye adamlar. Bu da tabii hazinenin patlamasına neden olacak. Bunun dışında ulufe ve cülüs bahşişi giderlerinin artması. Şimdi bu iki şekilde artacak. Birincisi Yeniçeri askerlerinin sayısı arttı. Hani dedim ya 15 binlerden 40 binlere kadar çıkıyor sayı. Hep torpilli olanlar. Cülüs bahşişi de şöyle. Şimdi Osmanlı kuruluş ve yükselmede cülüs bahşişini atıyorum tamamen. 20 yılda bir dağıtıyordu. Çünkü padişahlar uzun süre tahtta kalıyorlardı. Ama 17. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde en fazla padişah değişikliğinin yaşandığı dönemdir. Sürekli hükümdar değişiyor. Neden? Çünkü Yeniçeriler biz bunu istemiyoruz diyerek ya da sırf cülüs bahşişi almak için isyan ediyorlar, padişahı tahttan indirip yenisini getiriyorlar. Eskiden 20 yılda bir ortalama dağıttığım cülüs bahşişi bu dönemde 4-5 yıla düşüyor. Böyle olunca zaten sayı da arttı bile Yeniçeri askerlerinin. Bizim dostlarım hazinemiz patlayacak. Bir başka etken saray masraflarının artması. Bu bizde bir gelenek midir nedir ben anlamıyorum. Her devletin sonlarında bu yaşanıyor dostlarım. Biz böyle batmayı anladığımız dakikalarda lüks bir yaşam sevdası başlıyor bizde. Osmanlı'da böyle oluyor. Ve saray o kadar çok harcama yapacak ki dönem dönem karşımıza çıkacak. Hatta 19. yüzyıl bunun zirvesi olacak bahsedeceğiz. Bu da tabii hazineye zarar verecek. Ve tabii ki kapitülasyonlar yani verdiğimiz ticari ayrıcalıklar gibi. Aynen hakikaten öyle oluyor ama. Evet, ekonominin bozulması böyle. Şimdi gelelim eğitim sistemine. Esas burada patlatacaklar. Şimdi dostlar, bu dönemde Beşik Uleması adı verilen bir sistem getirdiler. Beşik Uleması'nın tanımı şudur aslında. Şu cümlenin altını çiz. Alimin çocuğu alimdir. Yani eğer babanız medrese mezunu bir işte çalışıyorsa, bak bu sadece ilmiye sınıfı için geçerli. Çünkü hatırlayın ilmiye sınıfından mezun olanlar medreseden eğitim alıyorlardı, şey ilmiye sınıfında olanlar. Kimler peki? Hatırla, Şeyhülislam, Kazasker, Kadı, Müderris gibi gibi adamlar. Bu adamların çocukları hiçbir eğitim almadan, bak tekrar ediyorum, hiçbir eğitim almadan babalarının mesleğini devam ettirmeye başladılar. Bu yüzden Beşik Uleması. Adam daha doğduğunda ne iş yapacağı belli. Öğretmenin çocuğu, öğretmen kadının çocuğu, kadı kaz askerin çocuğu kaz asker olacak. Bunun iki tane zararını göreceğiz. Birincisi işten anlamayan insanlar, yani bunlar babadan oğula geçecek meslekler değil öğretmenlik falan. İşten anlamayan insanlar devlet memuru olmaya başladılar. Bu bir. İkinci zararı ne biliyor musunuz? Beşik ulemasının olduğu bir yerde yeni kadro açılır mı? Yeni atamalar yapılır mı? Asla, değil mi? O yüzden medrese mezunları işsiz kaldılar. Çünkü yenisi açılmıyor, kadro açılmıyor. Tabii onlar da isyan edecekler. Suhte isyanları ileride bahsedeceğiz. O yüzden Beşik uleması eğitim sisteminin dostlar tamamen böyle patladığının bir kanıtı olacak. Bunun dışında dini bilimlere ağırlık verilirken pozitif bilimlerin terk edilmesi. Tamam dini bilimlere ağırlık veriyor olabilirsin. Buna bir şey diyemem ama pozitif bilimlerin terk edilmesi her şeyi bitiriyor. Bu dönemde nasıl bir kafa yapısı var biliyor musun? Her şeyi Allah'ın hikmeti olarak görüyorlar. Yani neden deprem oluyor? İşte Allah'ın hikmeti. Neden yağmur yağdı? Allah'ın hikmeti. Hiçbirini araştırmak gibi bir şeyleri yok. Yani niye böyle oluyor? Şudur, budur. Pozitif bilimlerle uğraşalım, anlayalım falan. Hepsini terk edecekler. Bu da tabii bilimsel anlamda Osmanlı'nın ciddi anlamda geri düşmesine neden oluyor. Ve son olarak Avrupa'nın takip edilmemesi. Şimdi birazdan bahsedeceğim. Avrupa bu dönemde dostlarım ciddi anlamda pozitif bilimlere önem verecek ve gelişmeye başlıyor. Biz ise aynı dönem kuyruğu dik tutuyoruz. Yani Osmanlı bu dönemde evet bir şeylerin kötüye gittiğinin farkında kesinlikle. Ama yine de şu kafa var. Ya ben Avrupa'dan zaten güçlüyüm. Hani bu halimle bile güçlüyüm. O yüzden Avrupa'ya bakmama gerek yok. Örnek almama gerek yok. Ben kendi başıma halledebilirim. Bu kafadan dolayı Avrupa'yı takip etmeyecekler. Bizim Türk İslam dünyasıyla Avrupa'nın arası ilk defa burada açılıyor biliyor musunuz? Teknoloji anlamında. Ve burada bir açıldı ara. Osmanlı bunu 200 yıl sonra falan anladı.
Ne yazık ki hala kapatamadık o açığı. Halen daha da aynı çizgide gidiyoruz. Onlar belli bir seviyede yukarıda. Biz de ne yazık ki belli bir seviye aşağıda. Evet, duraklamanın iç nedenleri böyle. Dört tane nedeni öğrendiniz. Her birini teker teker yorumlayarak gittik. Buradan soru gelirse de artık halledebilirsiniz. Şimdi gelelim dış nedenlere. Peki Avrupa'da yaşanıp da bizi etkileyen olaylar neler? Bakalım beraber neler olmuş. Görsen doğru söylüyor. Millet dizi. Nerede yaşanıyordu olay? Ukrayna'da mıydı? Yok. Makedonya. Makedonya'da mıydı ya? Ülkeyi savaşta buluyorlar. Siz ne yapıyordunuz ülke bu hale gelene kadar diyor da insanlar dizi izliyorduk diyorlar. Manyak gibi diziye sabredin bütün ülke. Her akşam herkes bir şeyleri izlemeye başlıyor. Ülkede yaşananları kaçırıyorlar ipin ucunu. Hatırlamıyorum ama şu an hangi ülke olduğunu. Şimdi dostlar, dış nedenlerden birincisi feodalite. Önce bana hatırlatır mısınız? Avrupa'da feodalite ya da derebeylik adını verdiğimiz rejim ne zaman ortaya çıkıyordu? Ya da hangi olayın sonucunda ortaya çıkıyordu? Neydi ki o? Hatırlat bakalım bana. Çok güzel. Kavimler göçüyle beraber dostlarım feodalite. Feodalite dediğimiz bizim toprak ağaları yani derebeyler. Şimdi bak demiştim ki size derebeyliğin olduğu bir yerde merkezi otorite zayıftır. Yani devletler güçsüzdür. Ama bu dönemde adamlar feodaliteyi ortadan kaldırdılar. Feodalitenin bitmesiyle beraber merkezi otorite yani mutlak krallıklar güçlendi. Yani Osmanlı'nın düşmanları güçlenmeye başladı. Biz artık kendimiz gibi güçlü devletlerle savaşmak zorunda kalacağız. Bu da bize zarar veriyor. Bir başka etken Osmanlı'nın doğal sınırlara ulaşması. Şimdi bak burada doğal sınırlardan kastettiğini biliyor musunuz? Okyanuslar, sarp kayalıklar, yüksek dağlar vesaire vesaire. Tabi bu tamamen Osmanlı için kurulan bir cümledir. Yani çok gerçeği yansıtmaz. Neden? Çünkü okyanuslar aşılmadı mı aynı dönemlerde? Aşıldı coğrafi keşiflerle beraber. Yine aynı dönemde yeni kıtalar bulundu. Yani yüksek dağlar, sarp kayalıklar her yeri aştılar. Ama Osmanlı aşamadı dostlarım. Çünkü Osmanlı'nın gücü okyanuslara, kayalıklara, şuna buna yetmez hale gelecek. O yüzden biz diyeceğiz ki imparatorluk doğal sınırlara ulaştı. Artık buradan bir adım öteye gidemeyecek ne yazık ki. Hoş geldin hocam. Bunun dışında coğrafi keşifler. Şimdi dostlarım bu dönemde İstanbul'un fethinden sonraki süreç Avrupalı devletler coğrafi keşifleri başlatıp yeni ticaret yolları buldular. Bu yeni ticaret yollarının bulunmasıyla beraber bizim elimizdeki bütün ticaret yolları patladı. Neler patladı? İpek ticaret yolu patladı. Baharat ticaret yolu patladı. Akdeniz, Karadeniz, Ege ticareti patladı. Hatta Kanuni döneminde biz bu yeni bulunan ticaret yollarına hakim olalım istedik. Dört tane sefer düzenledik. O da işe yaramadı. Yani bu bizi ekonomik anlamda yormuş olacak. Bir de adamlar coğrafi keşiflerle beraber keşfettikleri yeni bölgeler ve kıtalardan altını alıp kendi ülkelerine yani Avrupa'ya taşıdılar. Bir anda Avrupa'daki altın miktarı artıyor. Şimdi bu bize nasıl zarar verir? Osmanlı Devleti bu dönemde altın paralar kullanıyor. Eğer bir şeyin miktarı artarsa değeri azalır dostlarım. Biz bu dönemde enflasyon yaşadık. Çünkü o kadar çok altın miktarı arttı ki bir anda dünyada. Bu da altının değer kaybetmesine yani Osmanlı paralarının değer kaybetmesine neden olacak hocalarım. O kadar komik duruma düşüyoruz ki bizim paralarımız çok güzel bu arada Osmanlı'nın. Üzerinde o tuğra falan var ya yani işçilik olarak çok güzel paralar yapmışlar. Avrupalılar ne yapıyorlar biliyor musunuz bizim paralarımızı? Ziynet eşyası olarak kullanıyorlar. Yani para olarak bir şey ifade etmiyor. Küpe müpe yapmışlar bizim paralardan. Bir dönem Avrupa'da moda olmuş bunlar düşünün. Osmanlı'dan alıp alıp para götürüyorlarmış sırf ziynet eşyası yapmak için. Olsa da taksak işte adamlar o dönemde kullanmışlar. Devam edelim bunun dışında. Şimdi bak bu beşinci madde önemli. Rönesans ve reform. Ben içeriğinden bahsedeceğim ama ÖSYM doğrudan içerik sormaz size. Dostlar, Rönesans İtalya'da, buraya bir İtalya diye yazalım. Bilim, sanat ve kültürde yaşanan gelişmelerdir. Adamlar bilim, sanat ve kültürde kilisenin baskısından kurtulup bir gelişme patlatacaklar. Bu da insanların bu alanlara ilgi duymasına, merak etmesine neden olacak. Yani daha çok insan bilim, sanat, kültürle uğraşmaya başlıyor. Avrupa'nın gelişmesi bir bununla başlıyor, Rönesans'la beraber. İkincisi reform. Reform ise Almanya'da yaşanacak dostlarım. Adamlar reformla beraber
Skolastik düşünceden kurtulacaklar. Hatırlıyor musunuz? Skolastik düşünce basma kalıp düşünce demekti. Yani kilisenin söylediğinin dışına çıkamıyordunuz ve kilise ne derse doğru kabul ediliyordu. Aynen. Ama böylece evet Martin Luther'le beraber. Martin Luther dostlarım İncil'i Almanca'ya çeviriyor Latince'den ve bütün herkesin İncil'i okumasını sağlıyor. O güne kadar insanlar dinin kitaplarından hiçbir şey anlamıyorlardı. Sadece kilise biliyor. Kilise okuyor ve yorumluyordu. İnsanlar buradan yola çıkarak İncil'i öğrenmeye çalışıyordu. Tabii kilise de kendi kafasına göre uyduruyordu. Ama Martin Luther hem Almanca'ya çevirecek İncil'i hem de 95 maddelik bir bildiri hazırlayıp Wittenberg Kilisesi'nin kapısına asıyor. Böylece skolastik düşünce patladı. Yani kilise önemini kaybediyor. Böylece bak hem Rönesans hem Reform'la beraber adamlar dinin baskısından kurtulup akıl, bilim ve ileri teknolojiye önem vermeye başladılar. Aynı dönem Osmanlı pozitif bilimleri terk ediyor. Yani biz karanlık bir çağa doğru giriyorken Avrupa aydınlanma çağını başlatıyor. Tam zıttı hareket ediyoruz. Bu da tabii aradaki farkın açılmasına neden olacak. Son madde çok önemli değil. Her zamanki gibi yine bize karşı Haçlı birlikleri oluşturacaklar. Biliyorsunuz zaten biz bunlarla hep uğraştık. Buna çok takılmayacağız. Duraklamanın dış nedenleri de böyle. Evet, genel itibariyle neden Osmanlı Devleti duraklamaya girmiş öğrendik. Şimdi hocalarım, bu dönemin siyasi olaylarını anlatırken aynı kuruluş ve yükselmede olduğu gibi padişahlar üzerinden gitmeyeceğiz. Çünkü o kadar çok padişah değişikliği var ki bir savaşta 3-4 tane hükümdar değişiyor. Bundan dolayı devlet devlet anlatacağım. Yani şöyle Osmanlı-İran ilişkileri, işte Osmanlı-Lehistan, Osmanlı-Venedik, Osmanlı-Avusturya ilişkileri gibi gibi ilerleyeceğiz. Zaten burada siyasi olaylara çok takılmamanız gerekiyor. Buradan çünkü sadece anlaşmaları birer maddeyle soruyor. Bunu biraz sonra anlatacağım size soruların nasıl geldiğini. Evet kesinlikle çok üzücü bir durum hocam ne yazık ki. Şimdi önce şu boşlukla başlayalım. Bakın Osmanlı'nın duraklamayı yaşadığı dönemde yani 17. yüzyılda Avrupa'da yaşanan en önemli olay 30 yıl savaşlarıdır. Bunu bir yazar mısınız? Osmanlı duraklamayı yaşadığı dönemde Avrupa'da ne yaşanıyormuş? 30 yıl savaşları. Şimdi size bazı sorular soracağım. Bana hatırlatın bakalım. Osmanlı'nın kuruluşu yaşadığı dönemde Avrupa'da yaşanan en önemli olay. Gönder gelsin. Osmanlı'nın kuruluşu yaşadığı dönemde Avrupa'da yaşanan en önemli olay dostlarım 100 yıl savaşları harikasınız. Peki Osmanlı'nın yükselmeyi yaşadığı dönem Avrupa'da yaşanan olaylar 3 tane cevap vermeniz gerekiyor. Biz yükselmeyi yaşıyorken Avrupa'da neler oldu? Biliyorsunuz biraz önce bahsettim hepsinden de. Ne kadar hızlı. Daha 30 yıl savaşları ya. Ha şey diyorsun sohbeti. Teknoloji çağı hocam. Gençler hızlı. Bu MSN kullanan tayfa buradaysa hızlı yazarlar. Ben mesela orada geliştirmiştim klavyemi. Evet. Güzel. Rönesans. Reform. Bir tane daha. Avrupa'da Rönesans yaşanır. Osmanlı'nın yükselme döneminde. Reform yaşanır. Bir de hayır öyle ihtilal yok. Coğrafi keşifler. Tekrar ediyorum, Osmanlı'nın yükselmeyi yaşadığı dönemde Avrupa'da yaşanan en önemli olaylar Rönesans, Reform, coğrafi keşifler. Anlaştık bunda da. Osmanlı'nın duraklamayı yaşadığı dönemde Avrupa'da yaşanan en önemli olay hangisidir derse o zaman da 30 yıl savaşları. Tamam. Bu böyle gerilemede Fransız ihtilali falan daha sonra sanayi inkılabı vesaire bahsederek ilerleyeceğiz. Şimdilik en önemlilerini öğrendik. Şimdi dostlarım Fransız reformu, Fransız reformu dediğim ihtilaldi sanırım kastettiği şey. Ya da buradaki yani Fransız ihtilali 1789 bizde gerileme döneminin sonlarına denk geliyor. Bahsedeceğim. Bir de burada reformla beraber yani Almanya'da başlayan reform Fransa'yı da etkiliyor. Hatta Kalvinizm miydi? Yanlış hatırlamıyorsam Kalvinizm diye bir mezhep ortaya çıkıyor falan ama bunlar bizi ilgilendirmiyor. Şimdi bana hatırlat bakalım. Bak Osmanlı-İran ilişkileri diye başlayacağız ya. Osmanlı'nın İran'la yaptığı ilk resmi anlaşma. Gönder gelsin. Hayır doktora gitmedim. Ama iyi değil miyim ya? Tamam oksürüyor olabilirim ama sesim daha iyi. İyi de moralim yerine gelsin. Evet Osmanlı'nın İran'la yaptığı ilk Allah canını olmasın. İlk resmi anlaşma neydi?
Ha, öksürüyorum da ona bir şey demiyorum. Çünkü geniz akıntım var. Eyvah, İran'la yapılan ilk resmi anlaşmayı gerçekten bilmiyor musunuz? Eyvah. Bu hafta yine kuruluştan soru şey, yükselmeden soru çözeceğiz anladığım kadarıyla. Hadi bakalım. 1555 Amasya Anlaşması. Allah canınızı almasın. Dostlarım, Amasya Anlaşması Kanuni Sultan Süleyman döneminde İran'la yaptığımız ilk resmi anlaşmaydı. Peki bak şöyle bir soru gelsin. Osmanlı'nın İran'la savaşları ilk defa hangi padişah döneminde başladı? Gönder gelsin. Bak anlaşma demiyorum, savaş soruyorum size. İran'la yapılan ilk savaşımız. Savaşın ismini de istemiyorum ya, padişah söyleyin bana. Bunu da konuştuk. Daha önceki derslerimizde. Fatih miydi bilmem, ben size soruyorum. Oo, Serap Hocam, Çaldıran diyorsun. Çaldıran Savaşı'nı kiminle yaptık? Safavilerle, yani İran'la, yani Yavuz Sultan Selim döneminde. Güzel. Dostlarım, biz Yavuz Sultan Selim döneminde, hatırlayın, İran'la, yani Şah İsmail'le Çaldıran Savaşı'nı gerçekleştiriyorduk. Orada ilk mücadeleler başladı. Ama ilk anlaşma derse o da Kanuni döneminde 1555 Amasya Anlaşması'ydı. Şimdilik öncesini hatırlamış olduk. Bakalım burada neler olmuş? Ben söylemediğim sürece hiçbir şeyin altını çizmiyorsunuz, hiçbir şey yazmıyorsunuz. Şimdi bak, önce Ferhat Paşa Anlaşması'yla birlikte başlayacağız. Dostlarım, hükümdar önemli değil. Biz 3. Murat döneminde İran'la yeniden savaşmaya başlıyoruz. Ve bu mücadelelerin sonunda Osmanlı Devleti savaşı kazanır ve İran'la Ferhat Paşa Anlaşması'nı imzalar. Siz sadece şunu bileceksiniz. Bakın, Ferhat Paşa Anlaşması'yla beraber Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır. Hadi o zaman bunu önemine yazıyoruz. Osmanlı doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır. Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır. Sadece bunu bileceksiniz. Hangi anlaşmayla derse, Ferhat Paşa anlaşmasıyla. Bu kadar. Şimdi gelelim bir diğerine, Nasuh Paşa. Yine hükümdara takılmayacağız. Dostlar, biz İran'dan toprak kazanınca Ferhat Paşa anlaşmasıyla beraber İran bu durumdan rahatsız oldu. Dedi ki benim Osmanlı ile bir daha savaşmam lazım. Adam bizimle tekrar mücadele eder. Ne yazık ki bu kez Osmanlı savaşı kaybediyor. Ve biz Ferhat Paşa Anlaşması'yla aldığımız yerleri Nasuh Paşa Anlaşması'yla geri vermek zorunda kalıyoruz. O zaman ben Nasuh Paşa Anlaşması'na diyebilirim ki doğuda ilk toprak kaybıdır. Bunu da böyle bileceksiniz. Hadi o zaman önemine yazalım beraber. Doğuda ilk toprak kaybıdır. Bir saniye. Doğuda ilk toprak kaybıdır. Evet, Ferhat Paşa derse doğuda en geniş sınırlar. Nasuh Paşa derse doğuda ilk toprak kaybı. Bu kadar. Şimdi gelelim Serav Anlaşması'na. Bunun gelme ihtimali çok düşük. Yani siz Serav Anlaşması'nın sadece İran'la yapıldığını bilseniz bile bence yeterli. Peki neden? Şöyle ki biz Nasuh Paşa Anlaşması'nda toprak kaybederken İran'a dedik ki o zaman vergi ödeyeceksin. Madem bizden bu toprakları aldın, vergi vereceksin. O da tamam dedi. Fakat Nasuh Paşa Anlaşması'nda bize ödeyeceğim dediği vergileri İran ödemedi. Ödemeyince biz de tekrar İran üzerine sefere çıktık ve bu seferin sonunda Serav Anlaşması'nı imzaladık. Bak, bu anlaşmayla beraber İran'dan alınacak olan vergiler yarı yarıya düşürüldü. Yani bir iyilik yapmış olduk onlara aslında. Çünkü adam hiç ödemiyordu. En azından yarısını kurtarırsak bizim için kârdır diye düşünüyorlar. Bundan dolayı da böyle bir anlaşma yapıyorlar. Yani biz Serav Anlaşması'nı sadece vergiden dolayı yapıldığını bilsek yeterli. O zaman doğuda en geniş sınırlar derse Ferhat Paşa. Doğuda ilk toprak kaybı derse Nasuh Paşa. Eğer vergi yüzünden yapılan anlaşma derse Serav. Gelelim en önemlisine. Mecbur sayfayı kaydıracağım. O yüzden buraları sileceğim. Şimdi dostlarım, ÖSYM bu dört anlaşma arasında en çok bunu soruyor. Tamam, 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması. Burada hükümdar bilinecek, altını çiziyorum. Bak, 4. Murat İran üzerine iki tane sefer düzenliyor. Bağdat ve Revan seferleri, bunların da altını çizdiniz. Hatırlıyor musunuz? Bak, dün kültür medeniyette bahsetmiştim. 4. Murat döneminde Bağdat ve Revan köşkleri yaptırılıyordu. İşte bu iki seferin anısına yaptırılıyor. Çünkü başarılı gerçekleşecek, toprak kazanacağız. O yüzden de bu iki köşk yapılıyor. Neyse, adam Bağdat ve Revan seferlerini düzenler.
Tazarlanan mücadelenin sonunda İran'la Kasr-ı Şirin anlaşmasını imzaladık. Ve bu anlaşmayla beraber Zagros Dağları iki ülke arasında sınır kabul edildi. Şimdi bana söyleyin bakalım, bunu coğrafya derslerinden hatırlıyorsunuz. Türkiye'nin en eski sınırı hangi ülkeyle çizilmiştir? Bizim en eski sınırımız çok güzel, İran'la. İşte dostlar, bizim İran'la olan sınırımız ta Kasr-ı Şirin Anlaşması'na dayanır. Burada çizilen sınırlar bozulmadan günümüze kadar gelmiş. O zaman önce bunu yazalım nota. Şöyle yazalım, bir saniye şunu bir seçeyim. Türkiye'nin diyelim en eski sınırı İran'la burada çizilmiştir diyelim. Evet, Türkiye'nin en eski sınırı İran'la çizilmiş. O da nerede? Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla beraber. Eğer şöyle bir soru gelirse, bunu da ekleyebilirsiniz. Neden bozulmadı? Bu sınırlar niye geldi günümüze kadar? Diğer ülkelerle yapılanlar bozuldu da. Çünkü dostlarım, Zagros Dağları yani doğal sınırlar çizilmiş. İşte bu doğal sınırlar olduğu için de şöyle düşünün. Siyasi bir sınır çizseniz, bu şehir senin, bu şehir benim, illaki bozulur. Ama araya bir dağı koyunca doğal bir set, dağın bir yamacı senin, diğer yamacı benim, bir daha birbirimize bulaşmamışız. Yani bizim İran'la bu sınırımızın bozulmadan günümüze kadar gelmesinde doğal sınır olması etkili olmuş. Ve son olarak 4. Murat dostlarım, Bağdat Fatihi olarak bilinir. Bunu bir yazalım, sonra üzerine konuşalım. Şimdi dedik ki Osmanlı Devleti'nde iki tane Bağdat Fatihi vardır. Birincisi kimdi? Hatırlat onu bana. Bizde ilk Bağdat Fatihi olarak bilinen hükümdar. Bunu da konuştuk. Kanuni miydi bilmem, ben size soruyorum. Evet, Bağdat Fatihi. Hatta dün bu adamı tekrar hatırlattım size. Evet, bence de Kanuni demeniz gerekir. Dostlar hatırlayın, Kanuni Sultan Süleyman. Zaten Bağdat kasidesi değil mi? Fuzuli Kanuni'ye sunuyordu. Çünkü adam Bağdat'ı aldı falan filan. O zaman Bağdat Fatihi derse Osmanlı'da iki tane. Bir Kanuni Sultan Süleyman. Ama Özdemir bunu hiç sormadı. Biraz gölgede kalır. En çok Bağdat Fatihi denildiğinde 4. Murat akla gelir. Ve bu yönüyle de soruldu zaten. Siz Kanuni'ye de 4. Murat'a da dikkat edin. Evet, böylece İran'la bu dönemde neler yaşanmış öğrendiniz. 4 tane anlaşmayı birer cümleyle özetledik. Sadece Kasr-ı Şirin'de biraz daha fazlasını konuştuk. Bu anlaşmaya daha çok dikkat edeceksiniz. Dedim ki Kanuni Bağdat Fatihi olarak bilinir. Aynı zamanda 4. Murat da Bağdat Fatihi olarak bilinir. İkisi de Bağdat'ı alıyor. Kanuni aldı, sonra kaybetti, sonra 4. Murat tekrar aldı. O yüzden ikisi de Bağdat Fatihi'dir. Tamam. Çocuklar uyumadı mı? Benimki de sesi geliyordu ama uyudu herhalde. Evet, böylece İran'la neler yaşandığını öğrendiniz. Şimdi gelelim Osmanlı-Lehistan ilişkilerine. Bana bir hatırlatır mısınız? Lehistan dediğimiz ülke günümüzdeki ki... Kimdi bu günümüzdeki? Güzel. Dostlar, günümüzdeki Polonya, buraya hemen bir Polonya diye yazıyorum. Tarihteki Lehistan. Şimdi bizim Lehistan'la iki tane olayımız var. Bak, biri Hotin Seferi, diğeri de Bucaş Anlaşması. Bunları da birer cümleyle öğreneceğiz. Hadi birlikte bakalım. Önce Hotin'le beraber başlayacağım. Yine hükümdarın ismi bilinecek. Yani 2. Osman ya da yanına yazabilirsiniz Genç Osman. Şimdi Genç Osman döneminde Lehistan bizim iç işlerimize müdahale ediyor. Bizden toprak almaya çalışıyor. Genç Osman da bunu duyunca kalkın dedi, gidiyoruz. Lehistan üzerine sefer düzenledik. Savaşı kazanıyoruz. Bak, her şey yolunda gidiyor. Hatta böyle ezici bir zafer kazanacağız. Tam böyle toprak toprak kazanacağız. Fakat bizim Yeniçeri askerleri savaş devam ediyorken bir anda savaşmayı bıraktılar. Aman dediler, biz yorulduk, hadi geri dönelim. Böyle bir lakayı, bir disiplinsiz davranış, bir gönülsüzlük. Dostlar, Genç Osman Yeniçerilerin bu davranışını görünce, tabii Lehistan'da yenildiği için bir taraftan barış teklifinde bulunuyor. Lehistan'ın barış teklifini kabul ettik ve Hotin Anlaşması'nı imzaladık. Fakat Genç Osman burada şunu fark etti.
Dedi ki bu Yeniçeri askerlerine güvenilmez, bir daha bunlarla savaşa gelinmez. İşte bu yüzden Hotin Seferi sırasında Genç Osman ilk defa Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı gündeme getiriyor. ÖSYM de bunu soruyor. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ilk defa nerede gündeme geldi derse Hotin Seferi. Evet, bu yüzden de ölecek. İleride bahsedeceğiz. Hadi bunu önemine bir yazalım o zaman. Şöyle yazalım. İlk defa Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması gündeme gelmiştir. Evet, ilk defa Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması gündeme gelmiştir. Hangi hükümdar derse Genç Osman, yani 2. Osman. Hangi olay derse Hotin Seferi ya da Hotin Anlaşması. İkisini de yakalarsınız. Tamam. Şimdi gelelim Lehistan'la olan 2. olayımıza. Şöyle ki Bucaş Anlaşması, bundan bahsedeceğim. 4. Mehmet döneminde yine aynı muhabbet. Lehistan Osmanlı'nın topraklarına müdahale edecek. Yani bizden toprak talebinde bulunuyor. Biz de altını çiziyorum. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'yı gönderdik. Bak, bu adamın sorusu gelir. Çünkü bu dönemde kazanılan zaferlerin büyük bir çoğunluğunda Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın etkisi var. Neyse, Köprülü'yü gönderdik. Adam gitti. Lehistan'a ağır bir yenilgiye uğrattı. Ve bu mücadelenin sonunda Bucaş Anlaşması'nı imzaladı. Bucaş Anlaşması'nın en önemli özelliği şudur. Osmanlı Devleti bu anlaşmayla beraber batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır. Hadi bunu önemine yazalım, sonra toparlayalım. Bir saniye şöyle yapalım. Evet, beraber yazıyoruz. Osmanlı batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır. Toparlayalım. Bana hatırlatır mısınız? Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma derse hangisiydi? Doğuda en geniş sınırlar derse Ferhat Paşa Anlaşması ile beraber doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştık. Batıda en geniş sınırlar derse Bucaş Anlaşması ile beraber. Tamam. Lehistan'da yapılıyor. Yani soru şöyle de gelebilir. Osmanlı Devleti hangi ülkeden toprak kazanarak batıda en geniş sınırlara ulaştı derse o zaman da Bucaş Anlaşması. Hatta bizim en uç, en son noktada aldığımız kale Kemaniçe diye bir kale dostlarım, Lehistan topraklarında. En batıda uzak oraya kadar gideceğiz. Oradan sonra da bitiyor zaten. Evet, Lehistanlı olayımız böyle. Eğer Hotin derse Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasını bileceğim. Bucaş derse batıda en geniş sınırları bileceğiz. Şimdi gelelim Osmanlı-Venedik ilişkilerine. Bundan bahsedip bir ara vereceğim. Bir saniye pardon. Şimdi dostlarım, bu dönemde Venedik'te tek bir olayımız var. O da Girit Adası'nın alınması. Şimdi Girit, evet, Venedik'in elinde bir ada. Ve Venedikliler Girit Adası üzerinden bize karşı korsanlık faaliyetinde bulunuyorlar. Osmanlı dedi ki ya bu iş böyle olmaz. Benim Girit'i almam lazım. Böylece hem korsanlardan kurtulayım hem de ticaret, Akdeniz'deki ticaret canlanır. Bu amaçla, bak siz isimleri yazmayın. Biz 1. İbrahim zamanında 1645'te Girit'i kuşattık. Bu kuşatma dostlarım 1669'a kadar, yani 4. Mehmet zamanına kadar devam etti. 1669, bak 24 yıl. 24 yıl süren bu mücadelenin sonunda Girit'i almayı başaracağız. Yine kiminle beraber başarıyoruz? Altını çiz. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ile beraber. Yani Köprülü olmasaydı muhtemelen alamazdık. Adam Hamya ve Girit kalelerini alaraktan Girit'in fethedilmesini sağlıyor. Buradan ÖSYM şunu sordu. Dedi ki bu kuşatmanın 24 yıl devam etmiş olması neyin göstergesidir? Bunu hepiniz yaparsınız zaten. Osmanlı'nın donanmasının, ordusunun, askerinin, artık ne derseniz, zayıfladığının bir göstergesi. Bunu zaten yakalayabilirsiniz. Ben başka bir bilgi vereceğim. Bu zaten notunuzda yazıyordur büyük ihtimalle ama bence ekleyin yazmıyorsa. Dostlarım, Girit Osmanlı'nın aldığı, buraya yazıyorum, Osmanlı'nın aldığı en son adadır. Tamam. Osmanlı Devleti en son hangi adayı aldı derse nereye almışız? Girit Adası'nı. Onu da zaten 24 senede almışız. Düşünsenize ne kadar uzun bir süre ve ne para harcamışlardır 24 yıl boyunca. O askerlerin gıdası, barınması, cartı, curtu.
Müthiş bir uğraş. 24 yıl çok fazla değil mi ya? Alışmıştır insanlar. Evet hocam, biraz rahatsızım. Sesimden de belli oluyor sanırım, anladığım kadarıyla. Evet, Girit'le alakalı böyle Venedik'te yaşanan olaylar.